Dostlar selamlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi EU4 serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. En son hem isyanlarla boğuşuyorduk hem de ülkemizin vasallarının çıkarmış olduğu bağımsızlık isyanlarıyla uğraşıyorduk. Yani şu an ülkemiz o kadar kötü bir durumda ki bu durumdan çıkarsak eğer kendimizi dünyanın en büyük gücü ilan edebiliriz dostlar. Yani Afganistan'ı şeyden çıktık. Bu Afganistan Özbek çekmiş arkasına. Özbek nerede bu arada? Özbek diyelim. Özbek şurada. Neredeyse 22K'lık bir ordu gücü var onun. O yüzden ona saldırmıyor. Mesela Ajam'a saldırsam neler olur? 17-21K demiş. Ardalan geliyor. Luristan geliyor ve Nogay gelmiyormuş mesela. Ajam'a çıkarabilirim ve bunlar da bana Liberty şey atamaz. 20-29. Hatta bir şey basalım. Save game diyelim. Bana isyan etmelerindense başka bir devletle benim için savaşmaları gerçekten çok daha güzel olur benim için. Yani hiç uğraşamam çünkü. 2 saattir bakın 2 saattir düşmanla savaşmaları yerine benle savaşıyorlar. Gerçekten hani kabullenemiyorum ya. Bakın gördüğünüz gibi Liberty Desire'ları nasıl azalıyor. Öyle en azından ajam... Oha! Oha! Fars mesela savaşı fark ettiyseniz adam çekmiyor, evet. Fars demişim. Şu şey eleman. O zaman Transaksonya'yla... Hani Transaksonya'yla vassalization'ı da bozamıyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Öyle bir sıkıntımız var. Oo, bu hala savaştan almış save'i. Nereden devam edebilirim? Bir canör diyelim. Buradan devam edebiliriz sanırım ya. Burası bizim için iyi olur bence. Bu Sistan'ı aldığım kısım mı? Okey, Sistan'ı bir alalım. Tamam, bu eventi de alayım. Şunları da bir boş geç. Parasal olarak da şunlara bir yatırım yapmak istiyorum. Parasal olarak hiçbir sıkıntım yok ama o kadar çok isyanla ve savaşla uğraştım ki şu an gerçekten çok zor durumdayım ve manpower alamıyorum. Bu manpower'ı aslında şey için kullansam çok hoş olacak ama mesela Horasan'ı aradan çıkarabiliyor muyum? Vallahi çıkarabiliyorum ha. Horasan'ı çıkaracağım aradan. Şurayı bir alayım. Mesela karşımda tek transaksiyon yakalana kadar herkesle savaşacağım. Bütün vasallarımla. Yoksa bu iş olacak gibi değil dostlar. Şuraları alalım. Çok güzel. Şimdi bir de parama kıyıp bir kiralık asker işine girişmek istiyorum. Nasıl yapıyorduk o kiralık asker işini? Aynen buradan. 4 tane şuraya. 4 tane basalım. 11K'lık bir ordu oldu. Çok güzel. Şimdi de Horasan'a saplayacağız. Sıra şimdi Horasan'da. Sen bir yürü git dayı. Except demand diyelim. Hiç bir de ülkemin içinde bir karışıklık istemiyorum. Şimdi benim bir tane daha boost basmam lazım. Onun için de 36 manpower puanı gerekiyor. Onu da sağlamam lazım. Şimdi şu isyancı çıktıktan sonra Horasan'a gideceğim. Horasan'a girmek zorundayım, mecburum. Afganistan benimle ally olmak istiyormuş. Olsun bakalım. Olsun bakalım, sıkıntı yok. Şerefsiz bize çok arkadan vurdu ama sıkıntı yok. Şunu yapmadan önce şunu yükseltmek istiyorum ya. Kaç puan gerekiyor? 79-84 bende şu an var. Tamam, güzel. Şuraya bir gidelim, şu isyanı bir bastıralım dostlar. 10K'ya da çıktık bu arada. Dedim gene düştük yani. Hani bu işler böyle. Güzel. Şimdi isyancılar başladı hocam. Sen de kendi isyancını bastırıver kardeşim ya. Gerçekten. Oho, bayağı bir isyan geldi ya. Ben buradan bir Horasan'a da saplamak istiyorum. Horasan'a da şöyle. Hatta bir save alalım. Ben save'li gideceğim ya. Hiç uğraşamam.
Bir save alalım. Şu şekilde bir de Horasan'a yaslayalım. Çok güzel. Bunu yapmamın sebebi hem ülkemdeki elemanlara şey tanımam. Ülkemdeki elemanları boşluğa düşürüyorum yani, anladınız mı? Adam diyor ki bir savaş var. Benim bu savaşa girmem lazım diyor. Daha sonra ne oluyor? Kendi isyancını bastıramıyorsun daha ya. Gerçekten. Hani öyle bir vasal arkadaşlar. Mesela ajamla ilişki geliştiremiyorum. Ajam beni sevmiyor. Kimle geliştirebilirim? Sint'le geliştirebilirim bu arada. Sint beni seviyormuş. Aynen. Bir Royal Marriage atalım bunlara. Bunlar da Müslüman zaten. Ondan sonra bir Improve Religions'tan saplayacağız. Sıkıntı yok. Yani şurada mesela bu adama saplayabilirsin. Sen niye arkada duruyorsun mesela, anladın mı? 11K'lık isyancım da geldi. Hoş geldin. Sen buralara nereden geldin ya? Mesela bak, transaksiyon hiçbir şey yapmıyor. Büyük ihtimal beni şey yapmadığı için. Yani. Buradan da transaksiyon hesaplayacağım. İsyanları bitirdikten sonra. Ama bu isyanlar da neymiş be ya? Şurasının bir düşmesi lazım hızlıdan. Bir tane geldi, güzel. Sert dille yapacağız arkadaşlar bunu. Sert dille yapacak bir şey yok. Yani ülkenin dört bir yanı isyan doldu. Gerçekten inanılmaz ya. Ver Horasan'a. Aynen, ver kanka. Tamam mı? Şimdi gel, yavaş yavaş isyan çözeceğiz. Kim gelmiş? Derhi gelmiş. Gel Derhi, ben de sana atayım. Yani şu ülkenin şu problemlerini çözsek hiçbir şey kalmayacak. Bakın şurada yavaş yavaş azalmaya gittik. Ondan sonra şuradaki adama saplayacağım. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel indirdim orayı. Şuraya da gel. Temizleyeyim. O da isyanlarını bastırıyor. Mükemmelsin. Şuradaki elemana da gideceğim. Buradaki elemana kaleyi almadan gitmem lazım. Kaledeki adamlarla beraber çok hızlı bir şekilde orayı düşürürüz diye umut ediyorum. Aynı şekilde tam komutanımız da var. Çok güzel. Oradaki isyan da bitmiş bulunmakta. Mükemmel. Şimdi buradaki isyancı topraklarını düşürmek var. Güzel. 80'le şurayı mesela bir şey yapabiliyor muyum? Hangi isyancı daha hızlı çıkacak? Olayı yapabiliyor muyum? Yapamıyorum sanırım. Eyvallah. Şuraları bir alalım dostlar. Yani bunu yapmak zorundaydım çünkü adamlar bana kaldırıyor. Yani bildiğiniz adam resmen ülkenin sahibine baş kaldırıyor. Bakalım kaç dakika olmuşluğumuz. Videomuz 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Yapacak bir şey yok. Bayağı yorucu bir bölümdü. Diğerki bölümlerde görüşmek üzere. Bakalım bu isyan silsilesinden çıkabilecek miyiz? Hoşça kalın. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.